Süresel yer belirleme sistemi olan GPS ile konum belirlenirken GPS uydularının gönderilen farklı frekanstaki radyo dalgaları kullanılır demiş. Şurayı altını çizelim. tomografi tomografide X ışınları kullanarak vücudun incelenen bölgesinin kesitlerin görüntüsünü oluşturması sağlayan test yöntemidir demiş. X ışınları kullanımından bahsediyor. Üçüncü olarak da yeni nesil füzelerde kullanılan gelişmiş kızılötesi başlıklar. Hedefteki uçağın sadece çok yüksek sıcaktaki motorunu algılamak yerine uçağı bir bütün olarak algılar demiş. Burada da kızılötesi kullanılmış. Bakalım GPS sistemlerinde kullanılan dalgaların frekansı F1. Bilgisayar tomografi ile görüntülemede kullanılan dalgaların frekansı F2. Yeni füze başlıklarında kullanılan dalgaların frekansı f 3 Bunları kıyaslayın diyor. Arkadaşlar radyo dalgalarıyla başlıyor sıralamamız. Yukarıda radyo dalgaları, TV dalgaları. Bir altında bunun e, mikro dalga gelmiş oluyor. Altında kızılötesi, ötesi, görünür ışık, mor ötesi, X ışınları ve gamma ışınları diye aşağı doğru gidiyor. Mesela bu mantıkla bakacak olursak yukarıdan aşağı doğru indikçe enerji artar, frekans artar. Dalga boyu ise azalır aşağı doğru. Biz tabi frekans varca bakacağız. Aşağı doğru indikçe frekans artıyor. Yani için en aşağıda bunlardan x ışınları var. O zaman onun frekansı en büyük. Yani f2 en büyük olmuş oldu. Sonrasında yukarıda kızıl ötesi var. Şurada radyo dalgaları da en yukarıda olmuş oldu. Yani şunlara bakacağız dolayısıyla. radyo dalgaları dediği şurası f1 oluyor. Kızıl ötesi dediğimiz f3 olmuş oluyor. Değil mi? Kızıl ötesi şu f3. Ve x ışınları ise f2 oluyor. O zaman f2'nin frekansı en büyük. Sonra f3 oldu. Sonrasında ise F1 oldu deriz. 2, 3, 1'den cevabımız Ceyhan olacakmış. Yukarıda verilen 1, 2, 3, 10 örneklerin hangi derinde elektromanyet dalga kullanılmıştır diyor. Rutherford'un gerçekleştiği saçılma deneyine ince altın yaprağı gönderilen alfa tanecikleri. Arkadaşlar bu karıştırılan bir şey. Alfa, beta, gamma üçlüsü var. Bunlar karıştırılır. Gamma elektromanyet dalgadır. Spektrumda yer alır. Işıktır yani ama alfa ile beta parçacıktır. Bakın gamma ışıkken alfa, beta parçacık yüklüdür zaten. Yükte olduğu için ışık hızıyla gidemez. Yükte olduğu için elektrik anda manyetik anda sapar. Halbuki elektromanyetik dalgalar e, elektrik ve manyetik anda sapmazlar. Yüksüzdürler. Boşlukta ışık hızıyla giderler. Alfa ile beta yükte olduğu için ışık hızıyla gitme ihtimali yok. Çok daha yavaştır ışığa göre. Tamam. Bu mantıkla bakarsak o zaman bu bir elektromanyetik dalga değil. Alfa tanji. TV kumandasından TV'ye komut gönderen ığrı ışınları kızıl ötesi ışın olmuş oluyor. Evet bu bir elektromanyetik dalga elektromanyetik spektrumda yer alıyor. Denizaltının sonar cihazının mayınların yerlerini belirlemek için gönderdiği dalgalar demiş. Arkadaşlar sonar cihazında da ses dalgaları kullanılıyor. O yüzden bu da bir elektromanyet dalga değil, mekanik bir dalga. Üçüncüyü attık. Cevabımız Kızıl yalnız 2'den Bursa olacakmış deriz. Çekirdek uydunun yörüngesinde kalması için gerekli enerji güneş panelleri tarafından sağlanmaktadır. Uydu dünyadaki radyo vericisinden gelen yayını dünyadaki alıcılara iletmektedir demiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Uydunun dünyadaki alıcılara ilettiği dalgalar ses dalgalarıdırmış. Hayır. Sonuçta radyo dalgaları kullanılıyor burada. Hatta şu kısımdan çıkarabiliriz. Ne uydurdu Radyo vericisinden. Radyo vericisi radyo dalgaları yayınlıyor. O yüzden de radyo dalgaları kullanıldı. Ses dalgaları kullanılmadı. Birinciyi attık. Güneş panellerinin topladığı dalgalar eline dalgalar demiş. Güneş panelleri görünü ışık topluyor. E bu ışık da elektromek yer aldığı için eline dalgalar. Elektromik dalgaların tamamı eline dalgalar diye geçiyor. O yüzden ikincisi doğru olmuş oldu. E, beş çeşit dalgadan neydi bunlar dersek? Yay, su, ses, deprem ve elektromik dalga. Yay, Deprem ve su dalgaları hem enine hem boyuna Test dalgası sadece boyuna, elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgalar O yüzden buradaki elektromanyetik dalga olduğu için ışık da enine dalga olmuş oluyor 3- Güneş panellerinin topladığı dalgalar yani görünür ışık olmuş oluyor. Uyduya radyo vericisinden gelen dalgalar uzay boşluğunda Eşit büyükteki hızlarla hareket eder demiş. Elektromanyetlerin tamamı, elektromanyetik dalgaların tamamı boşlukta ışık hızıyla yayılır O yüzden doğru olmuş oldu cevabımız 2 ve 3'ten tane deniz olacakmış deriz Uzayın havasız bir ortam olmasının yanı sıra uzayın aşırı soğuk olması, basınç farkı, yüksek enerjili ışınlar ve parçacıklar nedeniyle astronotlar uzay mekiği dışındaki görevlerinde koruyucu uzay kıyafetleri giymek zorundadır. Buna göre uzay kıyafetinin astronotu ışıma çeşitlerinden hangilerine karşı korunmasına gerek yoktur demiş. Arkadaşlar elektronik dalgaları yazacak olursak radyo dalgalarıyla başlıyor. Radyo TV dalgaları, mikro dalgalar, kızıl X görünür ışık, mor ötesi, mor diğer adı ultraviyoli olmuş oluyor. X ışınları ve gamma ışınları diye gidiyor. Aşağı doğru indikçe bu dalgaların enerjileri artıyor. Enerji artar, frekans artar, dalga boyu azalır. Bize enerji lazım tabii ki. Burada görünür ışığa kadar olan kısımlar enerji daha düşük. Ama görünür ışıktan sonrası mor, x ve gamma ışınları enerjisi daha yüksek. O yüzden onlardan korunmak gerekir. Yani nispeten bunlara göre enerjileri çok daha az tabii ki. Bunlar enerji yaymıyor anlamında değil ama enerjileri çok daha az. Bunlardan ekstra günlük hayatta zaten sürekli maruz kalıyoruz. Ekstra korunmaya çok ihtiyaç duymuyoruz. Mesela radyo dalgalarından korunmaya ihtiyaç duymayacak ama X ve ultraviyole yani mor ötesinden korunma ihtiyacı duyacaktır. Hangisinden korunmaya gerek yoktur dediği için cevabımız yalnız birden Adana olmalı. Şekildeki ağzı tıpa ile kapatılmış cam kavanozun içinde elektronik zil ve lamba bulunuyor. Kavanozun içindeki hava tamamen vakumlandıktan sonra devreye akım gönderiliyor. Bu durumda lambanın ışık verdiği, zil tokmağın zile vurmasına rağmen ses oluşmadığı gözleniyor. Buna göre sadece bu gözlem sonucundan sonuçtan hangilerine ulaşabilir demiş. Arkadaşlar bu gözlem sonucuna göre bakacağız. Normalde doğru bile olsa bu göz, gözlem sonucunda gözlenmiyorsa onu almayacağız. Ona dikkat etmek lazım. Ne demiş? Işık boşlukta yayılabilir demiş. Evet, havası alınmış ortam olduğu halde ışığı gördüğümüze göre demek ki boşlukta yayıldığının kanıtı olmuş oluyor. Bu sonuca ulaşabiliriz bu deney sonucunda. Ses dalganın yayılması için maddese bir ortam ihtiyaç vardır. Evet havası alındığı için ses dalganı duyamıyoruz. O zaman demek ki ses dalgaları boşlukta yayılamıyor. Yani maddesel ortama ihtiyaç var demektir. Bu sonuca da ulaşırız. Ses boyuna dalgaları demiş. Normalde doğru bilgi ses boyuna dalga ama bu deney sonucundan ulaşabildiğimiz bir bilgi olmadığı için almamak lazım. Buna o yüzden cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz. Elektromanyetik dalgalar yüklerin imvelendirilmesiyle oluşur ve yüksüz olduklarından elektrik manyetik alanda etkilenmezler demiş. Buna göre aşağıdaki hangisi elektriksel ve manyetik alanlardan etkilenir demiş. Arkadaşlar elektromanyetik tayfını söyleyecek olursak radyo dalgalarıyla başlıyor. Radyo TV dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, kızıl görünür ışık, mor ötesi, diğer adı ultraviyole olmuş oluyor. X ışını ve gamma ışınları. Bunlar elektromanyetik dalgalar, ışık tayfı da deniyor. Bunlar yüksüz oldukları için elektrik manyetik alanda etkilenmezler dolayısıyla. Bu mantıkla bakalım. Ee, Radyoaktif bozulum gerçekleştirildikten sonra kararsız durumda olan çekirdeğin salınan gama ışını demiş. Gama ışını elektronik dalga o yüzden de etkilenmez. Bize etkilenin sorduğu için almayacağız birinciyi. Bursa'ya baktığımızda enerji fazlalığı bulunan çekirdeğin gerçekleştiği beta ışını demiş. Arkadaşlar beta ışını bir elektronik dalga değil. Beta x ve beta artı diye ikiye ayrı. Dolayısıyla elektronik dalga elektrik ve mayat etkilenirler. O yüzden Bursa'yı aldık burada. Ama diğerlerine bakmaya devam edelim isterseniz. 10 binlerce voltluk gerilimle hızlandırılan elektronlar hedef metale çarptırılıp aniden durdurulması X ışın X ışın da elektronik dalgalar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu da etkilenmez. İletken verici anteninde elektronik devreler tarafından yüklerin titreştirilmesi oluşan radyo dalgaları bu da elektromanyetik dalgalarda yer alıyor. Dolayısıyla etkilenmeyecek. Sıcak cisimlerden yayılan mikro dalgalar elektromanyetik dalgalarda yayılıyor. Dolayısıyla etkilenmeyecek. Diğerleri etkilenmeyeceği için cevabımız Bursa olacakmış deriz. Zeynep'in elindeki cep telefonu Wi-Fi modemi ile internete, Bluetooth bağlantısıyla kablosuz kulaklıkla bağlıdır. Zeynep müzik klibini telefon ekranda izlemekte, sesi kulağındaki kuaförlerden duymaktadır demiş. Buna göre Zeynep'in müzik klibini izleyip sesini duymasını sağlayan cihazlarda kullanılan dalgaların hangisi elektromanyetik dalga değildir demiş. Elektromanyetik dalga radyo dalga başlıyor. Radyo dalgası, TV dalgası, mikrodalga, kızıl ötesi, görünür ışık, mor ötesi, X ışını ve gama ışınları ile devam ediyor. Bunlar elektromanyetik dalga olmuş oluyor. Cep telefonu ekrandan yayılan ışık demek görünür ışık olmuş oluyor. Dolayısıyla görünür ışık elektromanyet dalgaları içerisinde var. Wi-Fi modemin telefona veri aktarımı mikrodalgayla oluyor. Dolayısıyla mikrodalga da burada yer alıyor. Telefondan kulaklığa bluetooth balansa veri aktaran dalgaları demiş. Radyo dalgaları burada da kullanılıyor. O da elektromanyet dalga olmuş oldu. Kulaklık mikrofondan duyulan ses demiş. Ses dalgalarını elektromanyet dalga yer almıyor. O yüzden bunu attık cevabı bulduk daha doğrusu. GPS uyduran telefona gönderilen dalgalarda da yine de radyo dalgaları kullanılıyor. O yüzden de bunu da attık Cevabımız denizde olacakmış deriz. Dışarıdaki 1-2-3 nolu elektrometrik dalga kaynaklarının ürettiği elektrometrik dalgaların boşluktaki dalga boyları sırasıyla lambda 1, lambda 2, lambda 3'tür. Buna göre dalga boylarını kıyaslayın demiş. Arkadaşlar radyo vericisi demiş. bir radyo dalgaları yayınlamış oluyor. TV kumandası da kızılötesi ışın yayınlanıyor. Şuraya kızılötesi diyelim. X-ray cihazı da zaten X ışınları yayınlanmış oluyor. Bakın şuraya yazacak olursak radyo TV ile başlıyor. Radyo dalgası, TV dalgası, mikro dalga. Aşağı doğru indikçe mikrodan sonra kızıl ötesi, görülür ışık, mor ötesi, X ışınları ve gamma ışınları diye aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru indikçe enerji artar. Bakın enerjileri artıyor. Frekansı artıyor fakat dalga boyu azalıyor. Bakın frekans da artar fakat dalga boyu aşağı doğru indikçe Hazır. Yani yukarıdaki dalga boyu en büyük olacakmış. Radyo dalgası birinci sırada geldi. O zaman lambda 1 büyük olacakmış. Sonrasında kim var? Kızıl vites ışın var. Şurası o da lambda 3 olmuş oluyor. Mesela lambda 3 geldi sonrasında. bir değilse x ışınları onun dalga boyu epeycene küçük. O zaman da en küçük dalga boyu da lambda 2'ye ait olacakmış diyeceğiz. Dolayısıyla 1, 3, 2 cevabını aramak lazım. Cevap şıklarında o da Ceyhan'da varmış.